köpekler ilk başta bana bir şey yapmadı. Ben de bu sefer yine yapmaz diye düşünmüştüm. Oradan geçerken bir tane siyah köpek kalktı. Ondan sonra köpek işte bir anda üzerime sarladı, hırladı ilk başta, sonra saldırdı. Beni ilk başta köpek bir şey yapmaz, havlar havlar geri gider diye düşünmüştüm. Korkumu belli etmek istemedim. Ondan sonra köpek işte bu sefer ısırdı. Ben küçük bir şey zannediyordum. Açtığımda etim yoktu. Köpek etimi götürmüştü. Ondan sonra abimin yanına, abime bağırarak gitmiştim abimin yanına. Abim o an için yani abim kötü olmuştu. Direkt beni yatırdılar zaten. İşte biraz kan akıyordu ama bende hiçbir şekilde ağrı yoktu ama ondan sonra hastaneye gitmiştik, Serik Devlet Hastanesi'ne. Ambulans da gelmemişti. Kendi imkanlarımızla gitmiştik. Direkt girdik hastaneye işte. Bir iki iğne yaptılar köpeğin kuduz olduğu belli olmadığı için. İğne yaptıklardan sonra işte beni biraz yatırdılar. Yani o şeyler, iğneleri iyi olsun diye. Sonra dikişe geçtiler işte. Yakınlaştırma yaptılar etimin parçası olmadığı için. Taburcu ettiler, evimize geldik. Şimdi tedavi süreci devam ediyor. Aşıları devam ediyor. 2-3 gün arayla ikişer ikişer. 7 tane dikişi var. Ortada büyük bir boşluğu var. Derin. Orayı hani koparttığı için orada boşluk bırakıldı. Yani dikilirken tam yapılmadı. Yakınlaştırma yapıldı. İşte büyük acı yaşadım. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın. Ben bu başıboş bırakılan hayvanların aşısız dolanmasına karşıyız. Şikayetçiyiz. Yani belediyesi, zabıtası, hayvanseverler böyle yapmasınlar. Bakacaklarsa baksınlar, bağlasınlar, sabit baksınlar, salmasınlar. Aşılı olsun, bakımlı olsun, sokakta hayvan olmasın. Bunun da en kısa zamanda çaresi bulunsun. 2 gün orada aynı şekilde orada bir de bayanı ısırmış. 55-60 yaşlarında. Ben bunu çevreden duydum. O zaman o da aynı hastaneye gelmiş. O da şikayetçi olmuş. O zamandan bu zamana niye bir önlem alınmıyorlar? Niye bir harekete geçilmiyor? İlle birisinin ölmesi mi gerekiyor? Benim çocuğum ölümle kıl payı kurtuldu yani. Belki verilmiş sadakası varmış yani. Ben şikayetçiyim yani.